Peki, Cumhur ve Millet İttifakı'nda sizi tatmin etmeyen şeyler nelerdi? Yani bu adaylık meselesiyle ilgili kısmı biraz açmak istiyorum. İki ittifak var Türkiye'nin hani şu an öne çıkan diyebileceğimiz oy oranları ve söylenenler anlamında dile getiriyorum. Sizi tatmin etmeyen şeyler nelerdi bu iki ittifakta? Yani soruyu şöyle sorsaydınız daha kolay olurdu. Tatmin eden şeyler nelerdir deseydiniz bence daha kolay olurdu. Ama madem öyle sordunuz, o zaman sıralamaya başlayayım. Özet geçmek kaydıyla sıralamaya başlayayım. Cumhur İttifakı'ndan başlayayım. Cumhur İttifakı'nda 20 senelik bir yorulmuşluk, yıpranmışlık var. 2, adaletsizlik var. 3, ekonomiden anlamama var. Diplomasız ekonomistin bir takım rüyalarının, bir takım hayallerinin Türkiye'nin başına açtığı felaketler var. 4, Türk milliyetçiliğini ayaklarımın altına alma var. 5, Hüdapar var. 6, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanmama var. 7, Türk kadınına değer vermeme var. 8, Cumhuriyet'e değer vermeme var. Cumhuriyet'in ilkelerine değer vermeme var. 9, Atatürk'e değer vermeme var. 10, saymaya devam edeyim mi bilmiyorum ama yani sayabilirim, yani sabaha kadar sayabilirim. O yüzden Peki dedim zaten hani 10 madde herhalde ilk açıklama anlamında yeterli olduğu gibi. Tabii Millet İttifakı'na da öbür geçebiliriz tabii buradan. ki öbürüz daha kolay olurdu aslında ama tamam, buradan devam edelim. Millet İttifakı'nda ne var? Tabii en önemli oradaki etkenlerden birisi HDP var. İki, biz Gazi Meclisimizi demokrasinin temeli olarak görürüz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Gazi Meclisimizi değil, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyerek daha çok demokrasimizi Diyarbakır'dan geçirmeye çalışmıştır. 3, kafa karışıklığı var. 4, her kafadan çıkan bir ses. Yani aslında bu üçün bir devamı. O yüzden 3 diyelim, 4 demeyelim buna. Yani yamalı bohça gibi, yedi kozyalı hürmüz gibi böyle değişik tellerden çalan insanların bir araya geldiği bir yapı var. 5, aday Türk milliyetçisi ve değil. Yani biz diyoruz ki bir temel prensibimiz var. Aday Türk milliyetçisi ve Atatürkçü kimliğiyle ön plana çıktığı takdirde biz aday olmazdık, destekleyebilirdik. Çünkü Türk siyasal sisteminde dört ana eğilim var. Birincisi %30'luk sol temsil ettiği. İkincisi siyasal İslamcı ve muhafazakar kitle, ki Erdoğan'ı temsil ettiği. Üçüncüsü %10'luk HDP kitlesi. Ki bunun tabanı aslında Türkiye'nin birliği ve beraberliğinden yana olan vatandaşlarımız ama tabanı üst yönetimi pek de öyle düşünmeyen, HDP ile arasına mesafe koymayan kitle. Geriye kalıyor Türkiye'de %30'luk milliyetçi Atatürkçü kitle ve ben bu milliyetçi Atatürkçü kitlenin Sayın Kılıçdaroğlu'na gönül rahatlığıyla oy verecek durumda olmadığını gördüğüm için aday oldum. O sebeple de maddelerden birisi olarak da bunu sayabiliriz. Dolayısıyla da Millet İttifakı'nın muhalefette olduğu için, tabii iktidarda olunca insan daha çok yıpranıyor, daha çok hata yapıyor. Evet. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın muhalefette olması durumu biraz daha değiştiriyor. Ha, bu arada AKP'den kopup gelen Sayın Babacan'ın söylemlerini bir maddeye koyabiliriz. İşte Türkiye'ye karşı çıkması vesaire, anayasa. Sayın Davutoğlu'nun dış politikada Türkiye'nin bugüne, bu noktaya gelmesindeki sorumluluğunu buna ekleyebiliriz. Sayın Akşener'in en son bu gitti geldi meselesini ekleyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretini ekleyebiliriz. Millet İttifakı'nın parti programındaki bir takım muğlak konuları ekleyebiliriz. Yani her iki ittifakın içinde yer almamamızı gerektiren onlarca madde sıralayabiliriz ama 20 yıllık iktidarda olanın tabii daha kolay.
Buradan şunu eksiğini sormak istiyorum Sinan Bey. Şimdi Millet İttifakı'ndan Millet İttifakı'nda kaldığımız için oradan devam etmek isterim. Şimdi Millet İttifakı sayın. ile ilgili olarak oyları böldüğünüz yönünde eleştiriler de var. Yani kamuoyunun bir kesimi tarafından bu eleştiriler geliyor. Oyları bölüyor musunuz gerçekten bu anlamda? Yani hayatımın hiçbir döneminde CHP üyesi olmadım. Yani hayatımın hiçbir döneminde CHP genel milletvekili olmadım. Hayatımın hiçbir döneminde CHP genel başkan adayı olmadım. Hayatımın her döneminde MHP üyesi oldum. Hayatımın her döneminde MHP milletvekili oldum. Hayatımın her döneminde MHP genel başkan adayı oldum. Tabii her döneminden kastım belli aralıklarla ifade ediyorum. Evet. Şimdi bu yalın gerçek ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunu nasıl böleceğim merak Peki, ediyorum. Cumhur İttifakı'ndan oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, ona geleceğim tam da. Ha, şuradan şunu söylerseniz sizinle aynı fikirde olabilirim. Orada da İyi Parti var. İyi Parti'nin oyunu alacaksınız derseniz evet. Ama İyi Parti'de zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek bir kitle var. Biz olsak da vermeyecek, olmasak da vermeyecek. Dolayısıyla da zaten o kitle oyunu çöp edeceğine biz alıyoruz. Kaldı ki o kitle sandığa gitmediğinde sandığa gitmeyen kitlenin oyu her zaman atılmayan oy her zaman iktidara yarar. Dolayısıyla da Millet İttifakı açısından baktığımızda bizim adaylığımız aslında demokrasi için bir kazanımdır. Cumhur İttifakı için baktığımızda da elbette bizim adaylığımız kazanımdır ama biz MHP tabanından çok ciddi oy alacağımızı, AKP tabanından çok ciddi oy alacağımızı ifade etmek isterim. Dışarıda duran yani MHP'den memnun olmayıp ayrılan, İyi Parti'den memnun olmayıp ayrılan bir kitle var ve bu kitlenin de oyunu biz alacağız.